Şimdi bak Semih. Şimdi bak. Bizim kızımız yutmaz bu numaralara. Yarın bizi çeker misin? Devam et, devam et. Böyle basit. Ben de gideceğim. Hadi, şöyle. Bu tür konularda çok üretken zaten kendisi, koordinatörümüz Sedef Hanım. Bir şey yapalım dedik, yani bir espri, bir mizah katalım işe dedik. Eğlence olsun, güzellik olsun, anıdır, hatıradır. Böyle bir senaryo yaptık. Dedik işte aldatılmış kadını oynayıver, hamile kalmış, sözüm ona. İşte salona giriyor, gelinle damat oturuyorlar masada. Sedef Hanım hamile rolüyle, edasıyla, kostümlerini hazırlamış, her şeyini hazırlamış. Bağırarak giriyor, Aykut, Aykut sen bunu bize nasıl yaparsın? Şimdi ben şeyi gözlemliyorum. Sedef Hanım sahneye girerken masayı gözlemliyorum. Sevgili kardeşimiz Aykut'un yüzündeki ifade böyle bir kaşlar gitti geldi. Ama sonradan Sedef Hanım olduğunu fark edince bir rahatladı. O bir nefes aldı. Fakat gelin hanım algılayamadı işi. O arada diğer oyuncu arkadaşımız girdi abisi rolünde. Sonra peşlerine ben takıldım babası rolünde. Yani bizim ailemize sen bu kötülüğü nasıl yaparsın? Bizi nasıl böyle ortada bırakırsın? Diye girdik. Seyirci şaşırdı. Sonrasında tabii işin keyfi çıktı ortaya. Anlaşıldı tabii ki doğal olarak. Bu zaten bizim yaşam biçimimiz. Yani sadece sahnede oyunculuk değil. Yani hayatın içi, hayatın kendisi tiyatro zaten. Yaşamın kendisi tiyatro. Her yerde, her bulduğumuz her fırsatta değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, Aykut arkadaşımızı da çok seviyoruz. Değerli bir oyuncumuz. Demeniz gibi bir tiyatrocunun düğününde de mutlaka bir şeyler olmalıydı. Güzel bir mizah kattık. Hemen çok hızlı gelişen bir plandı aslında bu. Çok böyle projelerle üzerinde durduğumuz bir şey değildi. Biraz daha doğaçlama üzerine çalışılmıştı. Sadece işte takım merasiminde gelip normal takımızı takıp gitmek bize yakışmazdı. Bunu nasıl daha içleştirebiliriz diye düşündük ve böyle bir yastık aklıma geldi. İşte bir yastıkta kocayın Altın Adı Zonguldak Sanat Tiyatrosu diye yazıp yastığa biz takımızı taktık. O yastığı da tabii ki gelip vermektense karnımda taşımayı tercih ettim. Böyle bir hoş bir şey oldu. Tabii ki biz bunu yapmadan öncesi olası tepkileri de düşündük. Allah korusun ciddi bir rahatsızlıklara da yol açabilirdik. O yüzden gelin ve damadın anne ve babasını öncesi çağırdık hazırlanmış olduğum odaya. Onlardan izin istedik bir nebze. Sonucunun çok tatlıya bağlanacağını izah ettik. En azından onlar bilsin. Çok böyle kötü sonuçlar da doğurabilirdi bu durum. Ama gelinimiz de çok anlayışla karşıladı. Eşinin tiyatro yaptığını da bildiği için Aykut Bey bizi ilk ben bağırdığımda tanımamıştı. Sonrası tanıdığında eşini tenkinlerde bulunuyordu böyle hani. Evet, sonrası o da keyfini çıkarttı, tadını çıkarttı açıkçası. Çok da hoşgörülüydüler aile olarak da. Çok hoşuma giden bir şey oldu. Sonunda gelin hanım şey dedi, bunu dedi, bu yastığı bir ömür
saklayacağız dedi. Evet. Bir ömür boyu saklayacağız dedi. Biz de sonsuz mutluluklar diledik. Çok mutlu olduk. Çocuklarımıza anlatacağımız güzel bir anı bıraktı diye de röportajında belirtmiş. Biz de çok mutlu olduk açıkçası. Ve gelin hanımın ailesi de bize dahil oldu aslında, oyuncumuzmuş gibi. Beyza kızım sen bizimle geri dön falan deyip bizimle İstanbul'a geri dön diye bağırdı. Evet, evet, bize eşlik ettiler. Güzeldi yani, çok güzeldi. Bundan sonraki evlenecek olan arkadaşlarımız ürkmeye başladı. Ama haklılar, başlasınlar. Kim yani bilir bize neler yaparsınız diye. Güzel bir anı oldu bizim için de.